Sevgili dostlar, 30 Ağustos. Bayramınız kutlu olsun. Ben Ergin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugün size daha önce incelemesini yaptım ama zaman geçtikçe hak ettiği değeri bulmadığına inandığım bir üründen bahsedeceğim, bir lensten bahsedeceğim. Neden hak ettiği değeri bulmadı onu da anlayabilmiş değilim. Yani yanlış anlamayın beni. Ama bu ürün XF 18'e 120 power zoom. Ve hani 18'e 120 gibi müthiş bir avantaj sağlamaktan da öte son derece kompakt yapısı, dahili zoom'u ve power zoom gibi özellikleriyle beraber hakikaten aslında özellikle video için müthiş başarılı bir lens. Bakın şu anda ben size bunu XH2S'ime takmış ve kilitlemiş vaziyetteyim. Çünkü başka bir lens kullanmıyorum ben video çekerken. Çok nadiren şu anda çekim yaptım. XF 23mm F1.4'ümü kullanıyorum ama onun haricinde videoda zaten F4 yetiyor, artıyor. Yani sevgili dostlar. Şimdi neden beklediğim başarı yakalayamadığıyla ilgili tahmin yürütebilirim ancak. İşte insanlar fotoğraf lensi değil dediler. Bazı insanlar bilgisizce, bunlar da yabancı sözüm ona YouTube içeriği üreten insanlar bu lensin parafokal olmadığını söylediler. Şimdi parafokal ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce anlatmıştım size. Zoom esnasında lensin gerek fokus, gerek pozlama kaybetmemesi anlamına geliyor. İyi de bu lens çok hızlı bir lens. Bundan dolayı da daha doğrusu zoom'u bilmem neyi falan inanılmaz hızlı bir lens. Şimdi bu lensi kalkıp XH2'nin ya da XT5'in 40 megapiksellik yavaş sensörüyle denersen bu lens o makinede parfokal gözükmeyecektir. Bu lens özellikle XH2S gibi dual yani çift katmanlı son derece süratli bir sensör için üretilmiş. O aşikar yani. Zaten örneklerde göstereceğim ben size. Şimdi sevgili dostlar bu lens parfokal. Bu lensin görüntü kalitesi özellikle video için tam ama tam yerinde. Şimdi gelelim fotoğraf kısmına. Fotoğrafta şey diyorlar efendim, ya işte bu lens iyi bir lens değil. Neyine göre? Keskin değilmiş. Vallahi ben sizler için bir takım fotoğraflar çektim. Ve ben bu konuda kararı size bırakmaya karar verdim. Çünkü bence ya bir de ne anladığınıza bağlı. Şimdi fotoğraf çekerken keskin derken neyi istiyorsunuz? Yani ciltteki böyle delikleri mi görmek istiyorsunuz? Ya bu fotoğraf değil ki zaten. Bu kamera gerekli netliği ve keskinliği size sağlıyor mu? Sağlıyor. Bokeh sağlıyor mu? Sağlıyor. Bu lensle manzaradan portreye bir tek makro konusunda, yani makro için kullanabileceğiniz bir lens olduğunu iddia etmeyeceğim. Ya da sokak fotoğrafçılığı için daha bir lens istersiniz ama İnanın hani tak gez lensi kavramı vardır ya, hani buna işte kit lensler deriz biz, 18-55, 16-55, 16-80 falan. Bu da onlardan aşağı kalmayan keskinlikte ve kalitede. Özellikle de 16-80'li ben uzun süre kullanmış bir insan olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ne 18-55'in ne 16-80'in keskinlikte altında kalır bu lens. Dolayısıyla yok fotoğraf çekilmez, bu şehir efsanesi. 18-120 ile harikulade fotoğraflar çekersiniz ki ben epey bir çektim sizler için yani. Tamam, bana soracaksınız. Şimdi benim seçeneğim çok fazla olduğu için bunu ana fotoğraf lensi olarak kullanıyor muyum? Hayır, kullanmıyorum. Çünkü ben bu lensi dediğim gibi XH2S'ime kilitlemiş vaziyetteyim, yakıştırmış vaziyetteyim neredeyse yani. Çünkü fotoğraflarımı ben XH2 ile çekiyorum. Ama benim bu seçeneğim var. Ama seçeneği olmayan insanlar için bu kadar güzel hibrit ve bu kadar kapasiteli bir hibrit lens, üstelik de F4 sabit diyafram aralığı veren bir lens ve bu fiyata müthiş yani. O yüzden
Lütfen kimse çok fazla olumsuz şeyler söylemesin bu lensle ilgili, bilir bilmez. Üstelik bu lens o kadar güzel özelliklere sahip ki düğmelerine fonksiyon atayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunu zaten daha önce içeriğinde anlattım. Lütfen oraya tekrar dönün bir bakın arkadaşlar. Ben bugün daha ziyade bu lensle video dahi değil. Çünkü videoların çoğunu zaten bununla çektim ve hepsini görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Yani video ile ilgili zaten herhalde anlatacağım bir şey kalmamıştır ama kafanızdaki bu lensle fotoğraf çekilir mi sorusunu aklınızdan çıkartmak için bugünkü içeriğimi yapmaya karar verdim. Hadi şimdi görsellere ve şu panfokal hikayesine bir göz atalım hep beraber. Sevgili dostlar, gördüğünüz görüntüleri şimdi bu fotoğraflara kötü denebilir mi? Ya da bu lense parfokal değil denebilir mi? X-H2'ye istemem. X-H2'de parfokal gözükmüyor. Çünkü yetmiyor. X-H2'nin hızı yetmiyor. Sensör çok fazla. Ve sensör yavaş kalıyor X-H2'ye sınırı. Ama X-H2'ye ile beraber mükemmel bir uyum içerisinde. Dolayısıyla hani neyi, ne için aldığınızın bilincine ve farkına var. Ha diyebilirsiniz ki manuel kullandığım zaman çok fazla çevirmek zorunda kalıyorum. Evet ama bu lensin manuel çarkı dahi video için tasarlanmış sevgili dostlar. Ama merak etmeyin buradan son derece hızlı değil. Geçişler yapabiliyorsunuz. Power zoom haliyle. Dolayısıyla ben bu lense kötü diyenin aklını karşılarım. Ha dahisi var mı? Var tabii canım. Sine lensler var. 10 bin dolar, 20 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar. Dahi lens var mı? Var tabii canım. Yani prime'lar var. Fotoğraf için prime. Ama yani bu lensle fotoğraf çekilmesi kabul etmiyorum asla. Sevgili dostlar buradan dün küçük bir kaza geçirmiş yeğenime büyük geçmiş olsun diyorum. Mert'in kendine iyi bak. Çabuk toparlan hayatım. Hepinizi çok seviyorum sevgili dostlar. Tekrar 30 Ağustos bayramınız kutlu olsun. Şimdilik sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, umut ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.